Yani başarı ahlakına ilişkin ve Türk Hı-hı. insanın buna bakışına ilişkin ne söylersin? Yani Hı-hı. bal tutan parmağını yalar, çalıyor ama çalışıyor gibi bakılan bir sistemde evet, o zaman evet. başarıyı ve başarı ahlakını nasıl tanımlayacağız? Evet. Temelde şöyle bir ayrım yapabiliriz. Bir başarı tekniği var, bir başarı ahlakı var. Teknik Hı-hı. kısmı ne kadar beceriklisiniz, donanımınız, ahlakı da beklentilerinizle ilgili. En büyük boşluk, bak bütün kötülüklerin oluştuğu yeri söyleyeyim. Beklentiler yüksek, beceriler düşük. Hı hı. Türk başarı ahlakının en büyük problemi budur. Yani istekler İsviçre standardında, yetenekler, donanımlar, beceriler Polonya ya da işte Romanya ya da Pakistan standartında. Ama dikkat et, sonra biliyorsun Nevşehir hikayesi olmuştu. Evet, sen evet, böyle bir örnek vermişsin Nevşehir'e. Polonya Belediyesi'ne. Polonya'ya söz hakkı doğdu. Söz hakkı evet, doğdu bağlandı. Evet, evet, biz her bölümde Norveç'e laf atıyoruz burada. Onların standartlarını kıskanıyoruz ama yani de Polonya tüketirken Amerikalı gibi her şeyin en iyisini istiyor. Hı-hı. Ama üretirken çalışmaya gelince Meksikalı gibi kaytaracak yer arıyor. Şimdi beklentiler yüksek, beceriler düşükse bu aradaki boşluğu katakulliyle doldurmak zorundasın. Hı-hı. Üç kağıtla, çakallıkla, şununla bununla doldurmak zorundasın. Bu hayaller ile hayatlar arasındaki başarı boşluğu aynı zamanda beklentilerle beceriler arasındaki gelişim açığından da kaynaklanıyor. Hı-hı. Bu sosyal medyada bunu iyice patlattı. Çünkü çok rahatlıkla internette dolaşırken Norveç'te ya da işte başka bir ülkede güzel bir okul görüyor, güzel bir iş yeri görüyor, uygulamasını görüyor. Onun videosunu izliyor, diyor ki ben niye bunu yaşamayayım? Bak beklentinin buradan buraya gelmesi 30 saniye. Ama beceri buradan buraya gelmiyor. Yani 30 saniyede bir dijital kodlama becerisini öğrenemiyorsun. Beklentiler sosyal medya nedeniyle gördüğü için gözde istiyor. Eski bir Türk atasözü var, Türk'ün aklı gözündedir diye. Gördüğünü istiyor. Hak görüyor da, yani sen ben buna değerim diye reklamlarla da bu artık onaylanmış. Dolayısıyla da o istekler yüksek, beceriler düşük olunca bu aradakini kapatmak için hatta bu konuda güzel de bir ayrım var. Bilgi yetersizliğini, kurnazlık, beceri yetersizliğini kabadayılıkla kapatma eğilimi. Hani halı sahada becerisi yetmeyince kabadayıla vuranlar, kazanmak için masayı devirenler falan. Bu anlamda ben başarı ahlakının temelindeki o boşluğun buradan kaynaklandığına inanıyorum. Gerçekten ahlakçı olan ama ahlaklı olmayan bir kültürümüz de var yani. Hani ahlakçı. Başkasının kıyafetine karışma hakkını görüyor kendinde. Hep böyle ahlak lafları ağızda dolanıyor. Ama ahlaklılık nedir? Öz denetim, ahlaki disiplinin ne kadar? Ve akılcı ahlak. Ben şuna da inanıyorum. İnsanların ahlakı aklı kadar aslında. Yani biraz genişletip iddialı bir laf ama hani toplumların gelişmişlik seviyesi ahlaki seviyelerle bağlantılı. Az gelişmiş toplumların, Türkiye az gelişmiş değil, gelişmekte olan ülke ama az gelişmiş toplumların ahlak ki anlayışları da az gelişmiş oluyor. Evet, yani tanımları da başka ahlaki oluyor. Odakları başka. Yani mesela çalan, malzemeden çalan, işini kötü yapanı ahlaksız olarak görmüyor zaten. Onun ahlaki odağı şunu giydi mi, şöyle bir dekoltesinin boyu neydi? Hani ahlaki odağı zaten başka. Ama gelişmiş ülkeye gittiğin zaman o kıyafeti kişisel özgürlük olarak görüyor. Ahlaki odağa koymuyor. Ahlaki hatta başarılı görüyor adamı. Bak işte bu kadar tasarruf etti malzemeden çaldı diye. Gibi şeylerde. Biz şey için söylüyorsunuz değil mi? Bizde depremde falan malzeme çalanları. Evet. Yani gelişmiş toplumlar kamuyu ilgilendiren, toplumun bütününe zarar veren veya yararlı olan, yani kanserojen hücre olmayı, bütüne zarar veren davranışlarda bulunmayı ahlaki olarak kötü görürken evet. gelişmemiş ülkelerin ahlaki odağı zaten başka. Onu ahlaki odağına koymuyor. Bir kere onun üzerine düşünmüyor zaten. Böyle olunca başarı ahlakı da gelişmiyor. Çünkü ahlak meselesini başka bir şey olarak tartışıyor.